Merhaba, bugün birlikte dışarıda yediklerimizi aratmayacak kadar lezzetli, çıtır çıtır bir lahmacun yapacağız. Malzeme listesi ve detaylı tarifi aşağıdan ulaşabilirsiniz. Benim için onlar kadar önemli olan püf notlarına göz atmayı lütfen unutmayın. Lahmacunun üst malzemesini hazırlamak son derece kolay. Domates, soğan, sarımsak, maydanoz ve biberleri robotla iyice çekiyoruz. Ve üzerine salçalarımızı ekliyoruz. Baharatlarımızla tatlandırıp iyice karıştırıyoruz. Burada iki tane önemli püf notumuz var. Birincisi kıvam. Biraz cıvık bir kıvamda olması gerekiyor lahmacunun üst malzemesinin. İkincisi de dinlenme süresi. Minimum 3-4 saat dinlendirebilirsek çok daha lezzetli bir lahmacun elde ederiz. Lahmacun için hazırlayacağımız hamur mayasız bir hamur olacak. Bu nedenle pişirmeyi düşündüğümüz zaman hamurunu da hazırlamaya başlayabiliriz. Hamurumuzu yoğurmaya 2 bardak un ve 1 bardak su ile başlıyoruz. Tarifte yer alan unun geri kalan kısmını yavaş yavaş hamur toparlandıkça ekliyoruz. Ben bu defa hamuru elimde yoğurmayı tercih ettim. Siz dilerseniz yine makineyle devam edebilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla un ve su birbirine özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurma süresince hamur elimize yapışmaya başladığı noktada çok az daha un ilave ediyoruz ve böyle azar azar ekleyerek bütün yoğurma süresince hamurun yavaş yavaş toplanmasını sağlıyoruz. Hamurun toplanması yaklaşık 5-6 dakikayı aldı ben yoğururken. Bu sürecin tamamını gözlemleyebilmen adına ve hamurun aşamalarını görebilmen adına hızlandırılmış video olarak paylaşıyorum. Hamur bu kıvama gelene kadar yoğurmaya devam ediyorsun. Gördüğün gibi çok böyle yapış yapış bir kıvamı yok ama çok sert de bir hamur değil. Bastığımız zaman geri topluyor, geriye geliyor. Artık dinlenme vakti. Hamurumuzu bir yarım saat kadar üstünü bir bezle örtüp, mümkünse nemli bir bezle örtüp dinlendireceğiz. Yarım saatten daha uzun bir dinlendirme süresine ihtiyacımız yok. Sürenin sonunda hafifçe ellerimizi unlayarak hamurumuzu topluyoruz. Burada kıvamını yeniden göstermek istedim. Daha böyle rahatlamış, daha kendini bırakmış bir kıvam alacak hamurumuz. Bu hamurdan ben 8 tane orta boy lahmacun elde ettim. Siz dilerseniz dörde bölerek daha büyük ebatlarda lahmacun da pişirebilirsiniz. Ölçmeden, tartmadan, eşit gramajlarda hamur elde etmenin en kolay yolu hamuru ilk önce 4 eşit parçaya, daha sonra her parçayı da 2 eşit parçaya bölerek ilerlemek. Böylelikle neredeyse tartılmış kadar eşit büyüklükte hamur parçaları elde edeceğiz. Parçaları ayırdıktan sonra artık hamurumuzu açmaya hazır hale getirmemiz gerekiyor. Burada hamuru nasıl toparladığımız ve yuvarladığımız önem taşıyor. Yavaşlatılmış çekimde bu işlemi biraz detaylı vermeye çalıştım. Hamurumuzu içine doğru kıvırarak topluyoruz. Ve yuvarlama işlemi sırasında da çok fazla avucumuzun içinde bastırmıyoruz. Çok fazla baskı uygulamıyoruz. Sadece pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışıyoruz. Hamuru açacağın tezgahı zemine hafifçe unlamayı unutma ve açma süresince de eline ya da tezgaha zemine yapıştığını hissettiğin anda çok hafif un serpmeye devam et. Çünkü hala çok böyle aşırı sert bir hamurla çalışmıyoruz. Ben merdane yardımıyla hamuru açtım. Ara sıra ellerimi de kullandım. Açma işleminin sonunda unlu bir yüzeye lahmacun hamurlarımızı yerleştiriyoruz. Bu yüzeyden artık fırına gidecek. Dolayısıyla altını iyi unlamamız çok önemli. Bu sayede lahmacunlarımızı fırının içine çok rahat aktarabileceğiz. Son olarak kıyma harcımızı da hamurumuzun üzerine güzelce yayıyoruz. Burada önemli bulduğum ve hatırlatmak istediğim bir iki püf notum var. Birincisi fırının ısısının çok yüksek olması gerekiyor. Minimum 220-230 derecelerde bir ısıdan bahsediyorum. Bir diğer nokta lahmacunu neyin üzerinde pişireceksek mutlaka fırınla birlikte ısınması gerekiyor. Ve fırını ısıtmaya başladığımızda yani fırını açtığımızda bu zemin üzerine birazcık un serpelim. Ve bu unun yanmasından hiçbir şekilde endişe etmeyin. Bu sayede lahmacunumuzun tabanı çok daha iyi pişiyor ve çok daha güzel bir renk alıyor. Umarım bu tarif evde güzel bir lahmacun yapmana yardımcı olur. Şimdiden afiyet olsun.